Canım altınların gitti diye çok üzüldün. Sen üzüldün diye ben daha çok üzüldüm. Sana bunları getirdim. Gizemciğim bunlar ne? Canım bunlar bana düğünümde takılmıştı. Cengiz'in bazı akrabaları böyle daha hani yerel lezzetlerde insanlar böyle geleneksel altınlar getirip taktılar bana. Benim tarzım değil ama sen seviyorsun. Ben bayılıyorum. Bana mı veriyorsun bunları? Herhalde kız. Ay inanmıyorum. İnanma anam zaten sana verir miyim artık şiş ne oluyoruz ya? Öyle bir şey yok. Kaç kilo altın var burada vermiyorum tabii ki. Ayrıca kilosunu falan bırak. Bunlar düğünde takıldı anacığım. Bunların anısı var. Kusura bakma veremem. Ama sen güzel güzel tak. Hani birkaç gün öyle moral olsun diye. Tak gez hevesini al. Sağ ol canım benim sağ ol. Ben bugün pek gezmeyeceğim. Ha bir tek damat adayını bir yerde yakalarsam baş başa konuşmayı düşünüyorum. Planım o yönde. Damat adayı. He, damat kolay aslında. Damatta bir şey yok da kayınvalide zor be. Husband mother very difficult. Tam da üstüne bastın. Konuşacağım konu da o zaten. Güzel. Bakayım. Dur, bizim evde bir hareketlik var. Ben bir gideyim bakayım. Gelin gelecekti bana benim gelinim. Ben de bir husband mother olduğum için gideyim bir iletişim kurmaya çalışayım. Bakayım ne olacak? Anneler günü de gelecek mi, gelmeyecek mi belli değil. Her şey ona bağlı. Gelirse ne âlâ. Sen onları tak birkaç gün sonra bana geri verirsin. Tamam canım? Unutma onu. Hadi bakalım. Görüşürüz. Seni yerim ya. İlaydacığım bak, siz evlendiğinizde Ozan'a bol bol zeytinyağlı sebze yemekleri yapacaksın. Tamam mı canım? Öyle ekmek, hamur işi bilmem ne falan lütfen istemiyorum. Gluten çok zararlı. Anladım. Tamam, bakarım hangi zamanım. Güzel, iyi. Çabuk da anlıyor. Gluten görmeyeceğim o evde. Bu konuda gerçekten çok ciddiyim. Vallahi ortalığı yıkarım. Ama! Başıma gelenler, sen ne karışıyorsun ayol çocukların işine? E işte sizin taklidinizi yapıyorum, sizin gibi yapıyorum. Husband mother'lık yapıyorum. Ne var? Ay ne saygı kaldın ne töre. İşte bu yok bende. Bir tek bu eksik. Tamam ben bakacağım o gluten işine gideceğim anamcığım. Bana anne de. Yok. Gizem anam de. Yok. Gizem anacığım de. Yok. Gizem mother de. Gerçekten. Ya ama ben de bütün alternatifleri sunuyorum. Sen hiçbirini beğenmiyorsun şekerim. Ne bu böyle ya? Sen beni sevmiyorsun ve anneler gününde de gelmeyeceksin değil mi? Ay hayır olur mu öyle şey? Ay aşk olsun. Ya o zaman beni biraz tanımanı istiyorum. Tamam mı? Birazcık bir şey yap, yakınlaş bana. Ben sana bir klasör hazırladım. Burada benim mankenlik kariyerimin en başından bugüne kadar hakkımda çıkan bütün röportajlar, bütün koporlar bir arada burada sana bir seçki yaptım. 96 yılından bugüne kadar çıkan bütün haberler. Teker teker sana okuyacağım, sonra soracağım. Bakayım güzel dinlemiş misin? Gerçekten mi? Gerçekten. Hadi bana müsaade. Anasını ağladık, Allah seni kurtarsın ya. Şimdi bakalım. Mesela güzel bir örnek, misal. Albüm çıkarabilirim. Sonuçta şarkıcılık için illa ses gerekmiyor. Esas olan fizik. Bak ne kadar güzel bir noktaya parmak. Adeta geleceği bugünü görmüşüm. Çok zamanımın ötesinde bir modeldim ben. Bak belli oluyor. İlla ses gerekmiyor. Esas olan fizik şeklinde konuşan Gizem Sahici ayakkabı açılışında derin de... Gizem Sahici, Sahici burada benim kızlık soyadım oluyor. Ona dikkatini çekmek için. Tamam, kızlığımda oluyor bunlar. Ay ne anılar, ne anılar. Çok anlatacağım şimdi sana. Ayakkabıcı açılışında derin dekoltesiyle yine yürekleri hoplattı. Ama dinlemiyorsan sürekli başka taraflara bakıyorsun böyle. Vallahi bile dinliyorum, evet. Ya ama bunlar önemli konular bak. Bunlar Türk moda tarihi. Biraz ciddiye al şekerim. Ben burada böyle başımı eğmiş sana okuyorum. O kadar eziyet çekiyorum. Zaten kulaklarım ağrıyor. Ya Gizem Hanım, kulaklarınız mı ağrıyor size? Ha, biraz böyle bu aralar acık. Ay olmaz. Ay vallahi içim rahat etmez Gizem Hanımcığım. Ben bir şifacı hanım tanıyorum. Ay kadın mucize. Gerçekten. O kim? Böyle gibi bir şey. Vallahi sizi götüreyim. Orada sizin bu kuluşlarınızı bir kütürde etsin, bir düzeltsin. Oldu mu? Hadi inşallah oldu. Ya! Bak inşallah bir çiçek falan aldın. Yarın görürsün kızım, yarın görürsün. Mücevher falan almadın değil mi gündüz? Kızım tamam sus, karışma bacak kadar boyunla ya. Bana bu kadar değer vermene içim gidiyor ama kabul edemem o hediyeyi. Bak baştan söyleyeyim. Ya biliyorum, tamam.
Ama mühim olan benim almış olmam. Sen kabul et, etme. Gündüz Şahin alır. Racon budur. Benim yazdığım delikanlılık kitabında manitayı mücevher al, almadı denize at yazar. Bir gün o kitabı okumak istiyorum. Hep bahsediyorsun. Kaç ayda yazdın?